Değerli arkadaşlar, bugün size ONVIF 2 megapiksel UC uygulamalı 3 antenli IP kameramızı tanıtacağız. Kutu açılışıyla başlıyoruz. Kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu, kameramızın kendisi, tavan tipi montaj ayağı, kablosu, adaptörü, dübel ve resetleme anahtarı bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz kamera HIT marka, YOSE uygulamasıyla çalışan 1080p 2 megapiksel 3 antenli, 3 anteni de faal olarak çalışan, kablolu ya da kablosuz kullanılabilen bir IP kameradır. Antenin birinin görevi Wi-Fi modem ağına yakalamak, diğer anten access point olarak modemden aldığı Wi-Fi'yi diğer tarafa aktarmak, üçüncü anten ise mekanda modem olmaksızın telefona kablosuz bir şekilde görüntüyü vermek içindir. Kameramızı çok basit bir şekilde kablolu ya da kablosuz olarak kurabilir, dakikalar içerisinde kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Paketimizi açtık. Adaptörümüz ve kameramız burada. Prizimiz hazır. USB kablomuzu adaptörümüze takıyoruz. Prize takıyoruz. Kameramızın sağ tarafındaki DC 5 volt yazan adaptör kısmına adaptörümüzü takıyoruz. Kameramızın yaklaşık olarak 15-20 saniye kadar açılma süresi var. Bu aşamada bekliyoruz. Kameramız Wi-Fi ayarlarımı yap diye sesli bir ikaz verecek. Bu sesi duyduktan sonra telefonumuza YOSE uygulamasını yükleyerek devam edeceğiz. Arkadaşlar, kutu açılımımızı yaptık. Kameramızın da fiziken kablolu bir şekilde nasıl bağlanacağını gösterdik. Adaptör bağlantımızı yaptık. Şimdi sıra marketten uygulamayı indirmeye geldi. Android veya iOS işletim sisteminde fark etmez. Uygulamamız aynıdır. Marketten beraber uygulamayı indiriyoruz. Yozgat, Ordu, Samsun, Edirne, YOSE uygulamamızı marketten indiriyoruz. Ben uygulamayı indirdim. Uygulamamız sizden kullanıcı adı ve parola isteyecek. Sizin olmadığı için hızlı kayıt bölümünden e-posta adresinizle beraber kayıt olmanızı istiyor. E-posta adresinize bir doğrulama kodu gelecek. Bu doğrulama kodunu yazıp sisteme giriş yapacaksınız. Ben kendi sistemimle şu anda giriş yapıyorum. Kameramızı telefonumuza indirdik. Kameramız oradan sesli ikaz veriyor. Kablosuz ayarlarımı yap diyor. Artı logosundan yeni bir cihaz ekle sekmesine, ardından akıllı çevrim içi sekmesiyle devam edip mekandaki gerçek kablosuz modemimizi bulup şifresiyle devam ediyoruz. Dudu duyuldu diye bir seçenek çıkacak. Dudumuz duyuldu diyoruz. Yazılım bekliyor. Kameramızı ikaz veriyor. Ses dalgası gönder sekmesi ile devam edip 120 saniyelik dalga göndermesini aktif hale getiriyoruz. Burada beklememiz gerekiyor. İlk saniye de bulabilir, son saniye de bulabilir. Bunun için sayımı takip ediyoruz. Kameramız kablosuz ayarlarım yapılıyor diye sesli ikaz veriyor. Evet. Bekliyoruz. Evet. Kameramızı altındaki seri koduyla buldu. Ve şu anda cihazımıza bir takma isim vermemizi istiyor. Örnek
ofisim veya siz ne isterseniz tamam ve cihazımı kontrol et diyoruz. Cihazımı kontrol et logosuyla devam edip kameramızı izlemeye başlıyoruz. İlk açılım biraz yavaş olur. İzin veriyoruz. Evet, kameramız geldi. Kameramızı ekran üzerinden hareketlerle sağa ve sola döndürebiliriz. Bu yazılımın ilk amatör insanlar bilmeyenler için neleri yapabileceğine dair bir ön kılavuz şeklinde. Bu kılavuzu kapatalım. Kameramızı bu şekilde sağa, sola, aşağı, yukarı oynatabiliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, geldik kameramızın kayıt nasıl yaptığını. Kameramız 3 farklı seçenekte kayıt yapabilir. Bunlardan birincisi, kamera üzerindeki micro SD kart slot girişine SD kart takarak kendi üzerine kayıt yaptırabiliriz. İkinci yöntem ise CMS bilgisayar yazılımını bilgisayara kurarak aynı ağ üzerinden bilgisayarımıza kayıt yaptırmak. Üçüncü yöntem ise ONVIF olan bu IP kameramızı IP kameralar için kullanılan NVR, DVR kayıt cihazlarına kayıt yaptırabiliriz. Biraz önce kameramızı SD kartı takmıştık. Şimdi ayarlar bölümünden video ayarlarına giriyor. Takmış olduğumuz SD kartın kapasitesini görüyoruz. Video anahtarını aktif hale getirip uygulama hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şurada bir alarm logosu görüyorsunuz. Bu kameramız bir alarm gibi de çalışıyor. Nasıl? Hareketi gördüğü anda bu uygulama üzerinden size bilgi veriyor. Bu alarm logosuna tıkladığımızda kameramızdan bir ses duyuyoruz. Bu ses alarmın kurulduğunu, yani bir hareket olduğunda size bilgi vereceği hakkında bilgi veriyor. Aynı logo üzerinden